Merhaba arkadaşlar, bugün 17 Mayıs 2019, 20. hafta saat 18.07 Cuma günü. Bugün yaptığımız analizde de üst kurlarını inceleyeceğiz. İlk başta aylık performanslarına bakalım. Bitcoin, dolar karşısında, Bitcoin dolar karşısında bir ayda %35 getirisi olmuş. Yani dolar değer kaybetmiş, Bitcoin değer kazanmış. Aynı şekilde Türk lirası değer kaybetmiş, dolar değer kazanmış. Burada da dolar değer kaybetmiş, Bitcoin değer kazanmış. Yani göreceli olarak Türk lirası karşısında tabi dolar değer kazanmış, öyle görünmekte. Sene başından şimdiye Bitcoin Euro karşısında %95 değer kazanmış. Şimdi Bitcoin dolar Türk lirası değerlerini inceleyeceğiz. Dolar Türk lirasına bakalım. Dolar Türk lirası günlük grafikte baktığımızda, haftalık grafikte de baktığımızda hatta uzun bir yukarı trendde olduğunu görüyoruz. Hisselerde de alırken dikkat etmeniz gereken trendin böyle yukarı doğru olması. Ve bu durumlarda nerede alım yapıyorsunuz? Örneğin şu bölgelerde alım yapmak için, yatırımcılar için konuşuyorum, İyi yerler oluyor. Kısa dönemde işlem yapanlar haftalık grafikte değil, biraz daha kısa dönemde, örneğin günlük saatlik grafiklerde işlem yapmak için bakıyorlar. Günlük grafiğe baktığımızda şu bölgelerde şöyle bir destek noktası olduğunu görüyoruz. 5.20 civarlarında, onun aşağısına düşememiş zaten. Bundan sonra diğer destek noktası şöyle gösterirsek. Bundan sonraki diğer destek noktası bizim için ilginç olan tabii grafiğin en sağ tarafı. Bunu bir bölge olarak işaretlemek lazım. Şöyle bölge olarak işaretlemek daha doğru olacak bunu. Böyle bir aralık denebilir. Böyle bir aralığın içinde aralığı geçmiş, aşağı inmiş, buradan yukarı çıkması mümkün tabii. Yukarı çıkarsa gidebileceği yer önce 5 pardon 6.19 değerini, önceki yaptığı en yüksek değeri geçmek olacak. Yarım saatlik grafiğe geçelim. Yarım saatlik grafikte şu bölgelerin ilk başta direnç, daha sonra destek olduğunu görüyoruz. Bundan sonra bir adım yukarı çıkarak buralar destek olmuş. Yani bu durumda önceki direnç bölgesi yukarı çıkıp indiğinde destek bölgesi olmuş. Daha sonra fiyat taban noktaları yukarılarda yukarı doğru tekrar çıkmaya başladığını görüyoruz. Yani yükselen taban noktaları olduğunu görüyoruz. En son yaptığı yerde şu bölge. Bunun bize söylediği fiyatın yukarı gitmeye devam edebileceği, şu anda bir sıkışma yaşıyor. Şu şekilde bir üçgen formasyonu oluşturmuş. Günlük grafikte de böyle görebiliyoruz bunu. Onun üstüne çıktı şu anda. Bitcoin dolara bakalım. Günlük grafikte Bitcoin dolar gördüğünüz gibi şurada breakout yapmış, yani önceki noktaların önemli noktayı kırdığını görüyoruz. Bundan sonra diğer bir önemli nokta olan burayı kırmış. Bunu da bir aralık olarak göstermek daha doğru olur. Bazen destek noktalarını belirlemek için çizgi grafiği de kullanabiliriz. Burada gördüğümüz trendin burada da yukarı doğru olduğu. Burada tekrar alım için iyi noktalar oluşabilir. Trendin ama doğrulanmasını ve biraz burada dalgalanmasını beklemek lazım. Yukarı doğru yön değiştirdiğini söyleyebilmek için. Çünkü önemli direnç noktalarında tekrar yani devam etme ihtimali ve yönünü değiştirme ihtimali var. Şu bölgede önemli bir direnç noktası. Çok uzun süre orada kalmış. Burada aynı şekilde önemli bir direnç noktası gördüğünüz gibi. Burayı kırmasıyla yukarı doğru büyük bir çıkış yapmış. Aynı şekilde aşağı inerken de çok kısa sürede inmiş. Böyle bekleme noktalarında iniş çıkışları yüksek seviyede olmakta. Tekrar böyle bir bekleme noktasında olduğunda burada da iniş çıkışların biraz dalgalanma olduktan sonra çok olacağını söyleyebiliriz. Aşağıya da olabilir tabii, yukarıya da olabilir. Sürekli gözetlemek lazım nereye gittiğini, ne hareketi yaptığını. Euro'ya bakalım. Euro da Türk lirasıyla aynı
Euro'da da uzun dönem yukarı trend olduğunu görüyoruz. Burası en yüksek olduğu yerdi. Günlük grafiğe geçersek yine aynı şekilde bir alan olarak şu bölgeyi çizebiliriz. Günlük grafikte fiyat bu bölgenin üstüne gitmiş, aşağıya inmiş. Burada biraz dinlendikten sonra tekrar yukarı çıkma ihtimali mümkün. Yukarı çıkacaktır demiyoruz tabii. Burada yukarı çıkması için herhangi bir pattern, yani formasyonu oluşturması gerekir. Burada gördüğümüz şu anda şöyle üçgen formasyonu oluşturduğu bir saatlik grafiğe bakıyorum şu anda. Üçgen formasyonu sonucunda eğer fiyat aşağıdan geliyorsa yukarı doğru tekrar yukarı çıkması öngörülür. Döviz analizimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz yorumlamayı unutmayın. Bay bay.